Herkese merhaba. İrem İstanbul'un düzenlediği yeni bir kitap sunumuna hoş geldiniz. Bugün Rıza Oylum'un 2019 yılında yayımlanan İran Sineması başlıklı kitabını konuşacağız. Öncelikle kendisine davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. İran sineması dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgi çeken ve takip edilen bir konudur. Hem sanatsal değeri hem de İran toplumunun dinamiklerini anlamada başvurulan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 20. yüzyılın ilk yıllarında başlayan İran sineması farklı evrelerden geçerek bugünkü konumuna ulaşmıştır. Şimdi ben değerli konuğumuzu sizlere tanıtarak sözü kendisine bırakıyorum. Rıza Oylum 1984 İstanbul doğumludur. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini almıştır. Varlık, Virgül, Agora, Radikal Genç, Bir Gün, Cumhuriyet Kitap, Film Arası, İnsan ve Kültür, Kitapçı, Gazete Duvar ve Edebiyat Haber gibi farklı mecralarda sinema ve edebiyat merkezli metinler yayımlamıştır. Uzak Doğu sineması, Rus sineması, Alman sineması, Orta Doğu sineması, sinema dersleri ve 90'lar kitaplarının yazarıdır. Ulusal ve uluslararası festivallerde jüri, küratör ve yayın editörü gibi görevlerde bulunmuştur. Türkiye'de ve yurt dışında ülke sinemaları üstüne konferanslar verip workshoplar düzenlemiştir. Sinema Yazarları Derneği üyesi olan yazar, hali hazırda Seyyah Kitab'ın genel yayın yönetmenliğini üstlenmektedir. Öncelikle İran Araştırmaları Merkezi İstanbul Şubesi'ne çok teşekkür ediyorum. Ben bu pandemi sürecinde evde de İran Araştırmaları Merkezi'nin sosyal hesaplarını takip ediyordum. Oldukça faydalı bir çerçeve çizmişti merkez. Bu anlamıyla beni de konuk etmelerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Esasen biz bu çalışmayı biraz daha pandemiden önce koşulların, insanların yüz yüze olabildiği bir zaman diliminde yapacaktık ama araya tam da böyle yapacağımız dönem aralığında pandemi girdi ve yaklaşık bir yıl ertelemek durumunda kaldık. Gelinen noktada pandemi koşullarıyla beraber biraz böyle bir ara bir formda merkezin içinde ama izleyicisiz olarak yapıyoruz. Ben kitabımı 2009 yılında çıkarmıştım, İran sineması kitabımı. Ancak bu benim uzmanlığımın İran olduğu, yani İran coğrafyası olduğu anlamına gelmiyor. Benim esasen çalışma alanım ülke sinemaları. Bu çerçevede daha çok Hollywood dışında kalan ülkelerin sinemalarını Türkiye'de tanıtmaya çalışıyorum. Alman sineması, Rus sineması, Uzak Doğu sineması üstüne çalışmalarım var, kitaplarım var. Dünya Yönetmenlerinden Sinema Dersleri ismiyle dünyanın farklı ülkelerindeki yönetmenlerin nasıl film çektiklerini kendi dillerinden anlattıkları da bir kitabım var. Bu biraz daha belki öteki kitaplardan biraz daha fazla ilgi gören, biraz daha birinci basamak diyeceğimiz sinema namına bir çalışma. İran sineması da esasen bu serinin devamı olarak 6. sinema kitabım olarak yayınlandı. Esasen tabii biraz da kitabın, yani İran sinemasının beni zorlamasıyla geldi. Çünkü benim oluşturduğum motto biraz daha Hollywood'un dışındaki ülkelerdi. İran sineması da oldukça özgün bir ülke sineması olarak kendini dünyanın farklı yerlerinde kabul ettirmiş bir sinemaydı. Bu çerçevede İran sinemasını derli toplu ve gelinen son yılların bilgileriyle beraber anlatmaya çalıştığım bir bütünlüklü çalışmanın içine girdim. Kuşkusuz Türkiye'de İran sineması üstünde çok değerli çalışmalar var. Benim çalışmamın ayrıcı yerlerini ben mümkün mertebe anlatacağım bugün. Ama neden böyle bir çalışmaya girdiğimin ilk söyleyeceğim cevabı biraz yılla ilgili. Çünkü sinema sürekli yeniliyor kendini. Yani çalışmalar biraz daha 10 yıl öncesiydi neredeyse. Son nitelikli çalışmalar. Ben biraz daha işte İran sinemasının yeni Oscar'lar alması, festivallerde kendine daha fazla alan açmasıyla beraber değişen sinema koşulları, değişen film koşullarıyla beraber biraz daha yeni dil, sinema dilinin gelişmesinden ötürü İran'da belki yeni bir çalışma yapılabilir diye düşündüğüm için İran sineması kitabını hazırladım. Kitabımın birkaç bölümü var tabii, farklı farklı atmosferleri İran'daki sinema kültürünü anlatan. Birincisi kuşkusuz İran sinema tarihi. Yani bunun, benim kitabım tam da İran sineması, İran İslam devriminin 40. yılına denk gelmişti.
Ama mümkün mertebe öğrenebildiğim, bulabildiğim kaynaklara kadar İslam devriminin öncesinde de oldukça önemli bir İran sineması var. Hem İslam devriminin öncesini hem de sonrasını 2009'a kadar neredeyse getirebilmeye çalıştığım bir sinema tarihi oluşturmaya çalıştım. Belli bir dil birliği ve üslubuyla beraber. Burada tabii şöyle bir şey var. Kuşkusuz İran sinema tarihi birçok yerde var ama biraz okunabilir olmaya, biraz daha genel kitleyle buluşabilmeye yönelik bir dil birliği oluşturmaya çalıştım. Okunaklı olmaya çalıştım esasen. Yani genel mantıkta oluşturmaya çalıştığım ilk şey bu. Bu akademik bir çalışma değil benim çalışmam. Daha çok İran sinemasının Türkiye'deki yatay yaygınlığıyla beraber yatay yaygınlığının biraz daha derli toplu, biraz böyle yönetmen takip edebilir hale gelmesi, bugün çekilen filmin daha öncesinde nerelerden, hangi evrelerden geçerek bugüne gelmesini önünü açamaya yönelik bir çalışmaydı benimkisi. Öncelikle ilk yaptığım şey dediğim gibi işte bu sinema tarihini ortaya koymaktı. Daha sonra ise yönetmenlerin hem hayatları hem filmografileri hem de nasıl film çektiklerine yönelik bir bölüm oluşturdum. Burada da belli başlı, özellikle uluslararası arenada ses getirmiş İranlı yönetmenlerin listesini çıkardım. Ve bunların film anlayışlarını, birbirlerinden farklılıklarını ortaya koymaya çalıştım. Çünkü İran sineması diyoruz ama içine girdiğimizde birbirlerinden çok farklı, birbirlerinin devamı olmayan, ardılı olmayan, son derece farklı, değişik sinematografik yaklaşımlar olan yönetmenler var. Bu anlamıyla İran sineması diyoruz ama içine girdiğimizde neyle karşılaştığımızın ortaya çıkarılabilmesi anlamında farklı yönetmenlerin film anlayışlarını anlatmaya çalıştım kitabımda. Ve kimdi bunlar? Bunlardan kuşkusuz en önemlilerinden biri Abbas Kiarostami'ydi. Çünkü Abbas Kiarostami hem İran sinemasının içinde hem de bir sinema, yani dünya sinema tarihi içinde oldukça özgün, oldukça önemli bir isim. Yani onu anlayabilmek bir anlamıyla sinemanın bugün gelinen noktasındaki estetik düzeyi de anlayabilmeye bize bir uç verirdi. Çünkü Abbas Kiarostami hem şiirsel üslubu olan hem de felsefi derinliği olan bir yönetmen. Bunu ben de kendi hayat merhalemde anlamaya çalıştığım kadarını anlatmaya çalıştım diyelim. Abbas Kiarostami'nin dışında yine festivallerde karşımıza çıkan oldukça özgün isimler olan bunlardan isimler olan yönetmenleri anlatmaya çalıştım. Bunlardan biri Muhsin Mahmalaf'tı. Muhsin Mahmalaf da en az Abbas Kiarostami kadar orijinal bir isim. Çünkü hayatının farklı dönemlerinde farklı politik ve kültürel yaklaşımları olan ve bunların değiştirmekten de çok çekinmeyen bir yönetmen. Başka birkaç özelliği daha var Muhsin Mahmalaf'ın. Biraz böyle kitaptan bahsederken az da olsa yönetmenlerden de bahsetmek istiyorum. Neden bu yönetmenleri seçtiğimin de cevabı olur bu. Muhsin Mahmalaf'ın en önemli özelliklerinden biri dünyada en farklı yerde, en fazla farklı yerde film çeken yönetmenlerden biri. Hatta biraz daha iddialısını söyleyeceğim ama yani yanlış olmasın diye biraz da tereddüt ediyorum ama benim yaptığım araştırmalara göre dünyanın en farklı yerin, en fazla farklı yerde film çeken yönetmeni. Yani 10 ülkenin üstünde. İran kadar kapalı bir coğrafyada uzun süre yaşayıp da bu kadar farklı ülkede film çekmek çok orijinal bir durum. Bu Muhsin Mahmalaf'ın en orijinal taraflarından biri. Başka bir orijinal tarafı ise bütün ailesini sinemayla buluşturması. Mahmalaf Film Evi, Mahmalaf Film House artık kendini nasıl ifade ederse dünyadaki yani İngilizce sitesi de öyle diye söylüyorum. Hem eşini hem çocuklarını son derece önemli festivallerde kabul görecek bir düzeyde sinemayla buluşturdu. Bu da onun dünyada sayılı yönetmenlerden biri olmasını sağladı. Yani dünyada bunun da çok örneğini bilmiyorum. Bunun dışında başka bir özelliği ise geçirdiği dövüşümler. Yani İslam devrimini hapiste karşılayan, İslam devriminin savunan bir militan olarak hapiste karşılayan yönetmen, çok genç yaşında olmasına rağmen 17 yaşındaydı. İlerleyen süreçte İslam devriminin oluşturduğu politik ve kültürel atmosferden rahatsız olacak düzeye gelerek filmleri yasaklanan, kendisi yurt dışına çıkmaya çalışan, yurt dışına çıkan, hatta daha da ileri giderek belki İran'ın kırmızı çizgilerini geçerek İsrail'e de giden, İsrail'de de bulunan, İsrail'de festivale katılan, yani
önemli bir dönüşüm geçiren bir yönetmen. Bugün de yurt dışında yaşıyor. Onun geçirdiği evreler, onun geçirdiği evrelerin sinematografisine, sinema yaklaşımına etkileri de oldukça benim için cazibeliydi. Oldukça heyecan vericiydi esasen bunu yazmakta ve bunu da kitabımda kendi anlatabildiğim kadarını koymaya çalıştım. Bunun dışında başka bir önemli yönetmen ise Mecit Mecidi'ydi. Yani İran İslam Devrimi'nin biraz daha kendini anlatmaya çalıştığı üslubu sinemasıyla ortaya koymaya çalışan bir isimdi Mecit Mecidi. Onun sinemasının evreleri, motivasyonları ve açmazları, yani devamlılığındaki, sürekliliğindeki problemleri ve bir anlamıyla da yatay yaygınlığı. Çünkü bugün Türkiye'de de İran sinemasından bahsediyorsak aslında biraz da Mecit Mecidi'den bahsediyoruz demektir. Yani bugün Mecit Mecidi'nin filmleri en çok tanınan filmler Türkiye'de. Bu çerçevede Mecit Mecidi'nin sinemayla kurduğu ilişkiyi de kendi anlayabildiğim kadarıyla kitabımda yer vermeye çalıştım. Bunun dışında birçok farklı yönetmen var. Tabii bunlardan biri de mesela Cafer Penai. Cafer Penai de Abbas Kiarostami'nin asistanlığıyla yetişmiş olmasına rağmen oldukça farklı bir sinema yaklaşımı var. Bu farklı yaklaşım bazen İran'ın mevcut yönetimiyle sorunlu hale de gelecek düzeyde farklı bir sinema üslubu oluşturdu onda. Bu üslubun gelgitleri, yani hem konu çeperini biraz daha mayınlı alanlara sokması ama aynı zamanda İran'da yaşamını devam ettirmesi, sinemanın yasaklı bir ismi olmasına rağmen film çekmeyi de sürdürebiliyor olmasının o bam teline basmış halini bir anlamıyla, içindeki sinemasının dönüşümünü bir anlamıyla anlatmaya çalıştım. Çünkü insan politik konuları, yani estetiğin dışındaki konuları estetik bir alanın içine sokmaya çalıştıkça estetik yaklaşım biraz zayıflamaya başlıyor. İşte bu o gelgitli alanı biraz Cafer Penay'da analiz etmeye çalıştım. Aşkar Ferhadi var biliyorsunuz tabii ki Türkiye'de Mecit Mecidi'den sonra belki en çok tanınan İranlı yönetmen. Hatta elimde bir imkan olsa bunun anketini de yapmak istiyorum. İran sinemasının en çok hani ilk tanıdığınız yönetmen kim? Yani İran'da İranlı bir yönetmenden ilk film izlediğinizde bu kimin filmiydi? Yani bu ya Mecit Mecidi'nin filmi oluyor genelde ya da Aşkar Ferhadi'nin filmi oluyor. İşte bu ikisinin ayrımı ve yüzdesini çok merak ediyorum aslında açıkçası. Çünkü biri çok yaygınken Mecit Mecidi'nin filmleri, özellikle Serçeler'in Şarkısı gibi çalışmalar oldukça yaygınken Aşkar Ferhadi de sonradan oldukça dikey bir çizgi çizerek oldukça geniş bir kitleyle buluştu ve büyük ödüller aldı. Sonra o da artık İran'da, yani Türkiye'de çok tanınan bir yönetmene dönüştü. Onun o sinemayı şehirleştiren hali, yani Abbas Kiarostami ile başlayan sinemadaki köy kültürü Aşkar Ferhadi ile beraber biraz daha şehirleşmeye başlamıştı. Ben o şehirleşme çizgisini ve artık daha yaygın bir etkiye kazanan, yani hem İran içinde yeni yönetmenler için hem de İran dışında tanınmışlığı namına oldukça büyük bir etki yapan Aşkar Ferhadi'nin sinemasını anlatmaya çalıştım kitabımda. Farklı filmleri analiz ederek. Çünkü Aşkar Ferhadi çok zor bir şeyi başardı. Çok kısa aralıklarla iki Oscar sahibi oldu. Hani bu dünyada da çok yaygın bir şey değil esasen. Bu çizginin nasıl oluştuğu, Aşkar Ferhadi'nin beslenme kaynaklarının ne olduğu, motivasyonunun ne olduğunu kitabımda anlatmaya çalıştım. Çünkü Aşkar Ferhadi'den önce olmayan şeyler İran sinemasına dahil oldu Ferhadi ile beraber. Bunlardan biri de sınıfsal farklılıklardı ve şehir hayatının, modern şehir hayatının içindeki gelgitlerdi. Yani boşanma, evlilik, astüst ilişkileri, biraz önce söylediğim gibi sınıfsal farklılıkların sinemanın içinde yer etmesi gibi konu ve kavramlar daha önce İran sinemasında karşımıza çok çıkmıyordu. Bu da yeni bir üslup ve dildi ve bu artık İran sinemasına daha yaygın hale geldi bugün. Bu ince çizgileri biraz Aşkar Ferhadi üzerinden anlatmaya çalıştım kitabımda. Bunun dışında tabii ki biraz Muhammed Resulov'dan bahsetmeye çalıştım kitabımda. Çünkü Muhammed Resulov bu bahsettiğim yönetmenlerin aslında hepsinden daha farklı bir yönetmen. Tabii yönetmenlerin kendileri de kendi içlerinde dönüşüyorlar ama Muhammed Resulov'un oldukça İran sinemasının, yani daha doğrusu İran'ın mayınlı alanlarından beslenerek oluşturduğu sinema dili onu birçok yönetmenden ayırıyor. Yani Avrupa'da giderek daha fazla tanınan bir yönetmene dönüşürken Resulov, İran içinde de giderek daha yaşam koşulları zorlayıcı hale geliyor onun için. Bu işte bu gelgitli alanda
Muhammed Resilov'un kitabında yer almasını sağladı. Bunun dışında tabii başka bir bölümse filmler kuşkusuz. Yani filmleri kritik etmeye çalıştım kitabımda. Filmleri kritik ederken de bazen bu bahsettiğim yönetmenlerin filmlerini analiz ederken bazen de söz gelimi ilk defa bir film çekmiş. Yani yönetmen olarak önemli bir kariyer sahibi olmamakla beraber çektiği bir filmle çok büyük etkiler yapan bazı yönetmenler oldu. Onların filmlerini analiz etmeye çalıştım. Yaklaşık 10 civarı da filmin ayrıntılı analizine yer vermeye çalıştım kitabımda. İran sinemasının farklı yönetmenlerini ve farklı filmlerini elimden geldiğince kitabımda analiz etmeye çalışmıştım. Bunun dışında bir de başka bir bölüm daha ekledim kitabıma. O da kavramsal yaklaşımlarla İran sineması bölümüydü. Burada da böyle klasik olarak İran sinemasının tarihi, yönetmeni ya da filminin dışında kalan belli konu çeperleriyle İran sinemasını analiz etmeye çalıştım. Çünkü bazen tarihin içinde yani sinema tarihinin içinde bazı küçük noktalarda kalabilen ama aslında o sinema tarihinin son derece önemli bölümleri olabiliyor. Bunlardan birkaçının üstünde durayım. Şimdi hani neler işledim ben kitabımda. Bunlardan biri edebiyat uyarlamalarıydı. Neden edebiyat uyarlamalarıydı? Çünkü İran sineması zaten oldukça birçoğumuzun da bildiği gibi simgesel bir sinema. Yani birçok şeyi metaforik olarak anlatmaya çalışan bir çizgisi var. Bunun çeşitli nedenleri var. Ama en önemli nedenlerinden biri de bir anlamıyla bir gelenek ilişkisinin içinde olması yönetmenlerin. Yani şiir ve edebiyat yönetmenler için oldukça önemli bir beslenme kaynağı. Çok sayıda fazla edebiyat uyarlaması yapılmasıyla beraber edebiyat uyarlamasından bağımsız olarak da yönetmenlerin kendi senaryolarında da bir şiir üslubunu, bir edebiyat derinliğini görmek mümkündü. Bu anlamıyla edebiyat ve sinema ilişkisi noktasında İran sinemasına dair ufak da olsa bir bölüm yazmaya çalıştım kitabımda. Tabii bunlar kendileri ayrı konular. Yani İran sineması edebiyat ilişkisinde doktora tezi de var. Hani bu anlamıyla bunlar tabii ki büyük konular ama ben mümkün mertebe hangi filmlerden, hangi romanlardan, öykülerden hangi filmler çekildi, hangi yönetmenler daha fazla edebiyat uyarlamalarıyla ya da edebiyatla ilişkili diye bir üst başlığın altını doldurmaya çalıştım. Burada kuşkusuz yine tabii ki karşımıza Abbas Kiarostami çıktı çünkü şiirsel bir üslubu var. Bunun dışında kavramsal yaklaşımları incelerken söz gelimi İran'daki kısa film kültüründen biraz bahsetmeye çalıştım kitabımda. Çünkü Türkiye'de olmayan oldukça yaygın bir kısa film derneği var İran'da. Bu kısa film derneği İran Gençler Kısa Film Derneği oldukça yaygın bir sinema kültürü oluşturuyor. Yatayda da yani çok böyle elit olmayan, son derece zenginin işi olmayan bir üslupla İran'ın son derece farklı eyaletlerinde hem Kürdistan'da hem Azerbaycan bölgesinde ya da aşağı bölgelerde hem eğitim vererek, bir yıllık sinema eğitim vererek hem de kısa filmin bir anlamıyla sohbet unsuru yaparak yani bir merkezde insanların bir araya gelerek kısa film kültürünün üstünde durmasını sağlayarak İran sinemasını besleyen, büyüten bir zemin oluşturmuş durumda. Biraz bundan bahsetmeye çalıştım çünkü bu bizim ülkemizde ne yazık ki olmayan bir şey. Bunu çok önemsiyorum. Keşke bize de buna dair bir motivasyon ve yerellik olabilse. Yani İran sinemasının, yani İran'ın farklı yerlerinde farklı kısa film dernekleri var. Bu oldukça önemli ve esasen İranlı yönetmenler belki çeşitli nedenlerle yurt dışına çıktığında alttan gelen beslenen kaynağın da nedenini ortaya koyuyor. Yani nasıl yeni yönetmen yetişiyor İran'da? Biraz bir anlamıyla bunu da neden-sonuç ilişkisini İran'daki kısa film kültürüne bağlayabiliriz. Bunun dışında başka bir bölümse İran'daki sansür ilişkisi. Tabii ki bu çok her zaman İran sinemasıyla uğraşanların hep karşısına çıkan ya da İranlı bir yönetmen Türkiye ya da dünyanın farklı bir yerine geldi ilk ona sorulan, ona sinemasından öte sorulan ilk soru sansürle kurduğu ilişki. Belki İranlı yönetmenler bundan son derece muzdarip haldelerdir. Yani sansürler ne kadar muzdariplerse İran dışına çıktıklarında onlara kendi filmini sormadan onların sansürle İran'daki sansürü sormalarını, onunla uğraşmak zorunda kalmaları da ayrı bir dert gibi görünüyor bence. Burada sansürün çerçevesinin ne olduğu, sansürün ne getirip ne götürdüğüne dair kendi görebildiğim kadarını anlatmaya çalıştım. Bunun dışında başka bir bölümse İran'daki film festivalleri. İran'da çünkü çok fazla film festivali var. Yani küçüklü, büyüklü, yerel, evrensel film festivalleri var. Bunların tabii ki en büyüğü Fecir Film Festivali. Ben kitabımı yazdıktan sonra Nisan ayında 2009'da İran'daki Fecir Film Festivali'ne davet edildim.
Orada işte burada yine ileri vakitlerde söyleyeceğim birkaç konferans verdim ve festivali orada takip ettim. Bu da benim için son derece besleyici oldu. Daha önce de kısa film festivaline davet edilmiştim. Orada Meşkin şehre gitmiştim. Biraz daha bizim kuzey tarafa yakın. İran'ın Türkçe konuşulan bölgeleri, Türklerin yaşadığı bölgelerde olan bir festivaldi. Bu da 69.'suydu yanlış hatırlamıyorsam benim gittiğim. Yani oldukça yaygın ve geçmişi olan bir kısa film kültürü var ve bunun da festivalleri var her yıl. Bu anlamıyla oradaki festivallerin biçimi, hem Tahran'daki mesela kısa film festivali, en büyük festival, işte belgesel film festivali, Fecir Film Festivali, onu işte ikiye böldüler artık. Hem yerel hem evrensel olarak yapılıyor. Bu anlamıyla oradaki kısa film kültürünün sinema etkilerinden bahsetmeye çalıştım. Kendi görebildiğim kadarıyla. Bunun dışında iki önemli konu daha var. Bunlardan biri diaspora İran sineması. Bu çok benim kitabım dışında çok yerde görmemiştim açıkçası. Yani İran dışına çıkanların oluşturduğu sinema. İran dışına çıktığında yönetmenler nasıl bir sinema üslupları var? Sinema dilleri, sinemaya bakışları değişiyor mu? Benim burada gördüğüm ne yazık ki İran'daki sistemle ilgili bir takım sıkıntılar yaşadıklarında ya da kendileri kişisel olarak İran dışında kendi sinema hayatlarına devam etmek istediklerinde İran'daki kadar yaratıcı olamadıklarını gördüm. Bunun farklı örnekleri var, daha yaratıcı olanlar da var ama genel olarak baktığımızda hep taşın yerinde ağır olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yine her bölümün sonunda olduğu gibi yine Kiarostami'ye bağlayacağım. Kiarostami çok zor şartlara da kalsa, yani sinema yapamayıp sepet yaparak hayatını geçindirmeye çalıştığında bile yurt dışına gitmemiş bir yönetmen. Bu anlamıyla neden daha evrensel şeyleri yerel bir dille anlatabildiğini de bize gösterebiliyor. Çünkü yurt dışına çıkanlar hem o başka bir ülkede olmanın bocalama hali hem de beslenme kaynaklarından uzaklaşmalarıyla beraber güçlü bir sinema dili oluşturamıyorlar. Aslında bu sadece İranlı yönetmenlerin de olduğu bu uğraştıkları bir sorun değil. Söz gelimi Alman yönetmenler de Hollywood'a gittiklerinde çok başarılı olamadılar. Yani bu insanın kendi ülkesinde film çekmesiyle başka bir ülkede kendi sinema dilini oluşturması arasında çok büyük farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında başka bir konuysa İran'daki kadın sinemacıların varlığı. Bunu da ayrıca anlatmaya çalıştım. Yani çünkü önemli bir İran kadın sineması geleneği var burada. Kadınların İran'da kuşkusuz çok sayıda kural ve kaidenin içinde kalmak gibi bir takım mecburiyetleri var ama son derece de yaratıcı, son derece kendilerini ifade eden, hatta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Orta Doğu'da en zengin kadın sinemacıların varlığı İran'dadır. Bundan rahatlıkla bahsedebiliriz. Yani Arap coğrafyasından çok daha ileride bir kadın sineması, kadın sinemacıların varlığının İran'da olduğunu söyleyebiliriz. Rahşan Beni İtimat'tan, Tahmine Milane'den ve onun dışındaki son dönem farklı yeni yönetmenlerden de bu bölümde bildiğim kadarını anlatmaya çalıştım. Bir de İran'daki, bunu biraz tabii sonra yine açacağım, İran'daki Türkçe film geleneğinden bahsettim. Daha doğrusu gelenek demeyelim de bir akım diyelim. Çünkü bu yeni başlayan bir şeydi. Ben İran'la ilk ilişki kurmaya başladığımda, daha doğru ifadeyle İran sinemacılarıyla ilk ilişki kurmaya başladığımda bu da yeni yeni filizleniyordu. Bu anlamıyla benim de İran sinemasıyla aslında motivasyonumu ve heyecanımı yakalayan en önemli şeylerden biri de orada Azeri Türklerinin son derece iyi bir böyle çok heyecanla öz dillerinde film çekmeye başlamalarıydı. Yani Farsçanın dışında Azerbaycan Türkçesiyle gelişen ama İran sineması çerçevesinde olan, yani İran sinemasının estetik özelliklerini taşıyan ama Azerbaycan Türkçesinde olan bir sinema yaklaşımıydı bu. Onun köşeleri, onun farklılıkları, hakim Farsça sinemanın dışında bir sinema mı bu? Yoksa onun içinde, yani genel İran sinemasının içinde mi dışında mı gibi tartışmalar oldukça zengin bir konu çeperini oluşturuyor. Bu benim esasen İran sinemasının da ötesinde daha da fazla çalıştığım bir uzmanlık alanım olduğunu söyleyebilirim. Bir de kutsal savunma sinemasından bahsettim kitabımda. Bu farklı kitaplarda vardı çok yaygın olmakla beraber ama Türkiye'deki genel izleyici kitlesi bundan çok haberdar değildi diye düşünüyorum. Çünkü İran'ın iç piyasasına yönelik bir sinema anlayışı bu. Yani İran-Irak Savaşı'ndan ve bu savaşın maruz kalan İran toplumunun yaşadıklarından beslenerek bu motivasyonla oluşmuş ve bir anlamıyla bu savaşın bütün İran'ı etkilemesinden motive olarak bu birliktelik, bu bir aradalık kültünü devam ettirmeye yönelik bir anlayış aslında. Bu sadece sinemayla da ilgili değil. Hem resimde hem müzikte vesairede bütün sanat alanlarında yani farklı sanat unsurlarında bu kutsal savunma geleneğinin her yıl
etkinlikleri yapılıyor. Bu anlamıyla oldukça güçlü bir savaş sinemasından bahsedebiliriz. Bu savaş sinemasının farklı boyutları var ve bir geçirdiği evreler var. Biraz bundan bahsettim bu bölümde. İran Kutsal Savunma Sineması bölümünde. Bunun birinci evresi bir savaş motivasyonu ve savaş propagandist yaklaşımı. Ama ilerleyen vakitlerde insana doğru, insani ilişkilere doğru ve insanın daha içsel yolculuğuna doğru bir savunma sineması, kutsal savunma sinemasından bahsedebiliriz. Çünkü ilk yıllarda savaşa katılımı motive eden bir sinema anlayışı varken zaman içinde daha zenginleşen, biraz daha savaşın bitmesiyle beraber belki esir düşenler, geri gelenler, savaşın bıraktığı insani tahribatta kutsal savunma sinemasına yansımış. Özellikle söz gelimi kadınların sinemadaki varlığı, yani daha doğru bir ifadeyle savaştaki varlığı, evlatlarını, kocalarını savaşta yitirmeleri, kendilerinin bu mücadelenin içinde yer almaları, onların yaşadığı tahribat ve yokluk hali kutsal savunma sinemasında son derece zengin bir alana yayılıyor. Bunun dışında dediğim gibi esir düşenler, geri gelenler, psikolojik olarak bu savaştan etkilenenler, şehir hayatında yaşarken bu savaşın etkilerine maruz kalanların yaşadıkları da kutsal savunma sinemasında karşımıza daha fazla bir alanda çıkmaya başladı. Burada bir yönetmenden de bahsedebiliriz. İbrahim Hatemi Kiya isminden bahsedebiliriz. Çünkü en önemli savaş yönetmeni olarak İbrahim Hatemi Kiya'dan bahsedebiliriz. Bu çerçeveyi de bu bölümde çizmeye çalıştım. Genel olarak bunlar da benim kavramsal yaklaşımlarım oldu. Yani belli konu başlıklarım oldu. Biraz tekrarlamam gerekirse birincisi edebiyat uyarlamalarıydı. İkincisi kısa film kültürüydü. Üçüncüsü İran sinemasındaki sansürdü. Başka bir kavramsal yaklaşımsa İran sinemasındaki kadınların varlığıydı. Ve İran'daki Türkçe film geleneğiydi. Yani Türkçe film akımıydı. Ve İran diaspora sineması. Bunun dışında da daha demin de söylediğim gibi İran Kutsal Savunma Sineması'ndan da bahsettim. Bu kitabı yazdıktan sonra anca toparlayabildiğim bir bölüm daha var. Bu kitabın artık ileri bölümlerinde, daha sonra yeni baskılarında koyuyorlar. O da İran'daki Kürt sineması. Bu ne yazık ki burada çok tanınmayan bir sinema. Kürt sinemasının İran'daki varlığı, hinterlandı, nasıl bir sinema üslubu olduğunu da biraz beni zorlayarak açıkçası. Çünkü hem çok yaygın bir kaynak yok. Türkçe'de neredeyse hiçbir şey bulamadım. Benim de Farsçam pek öyle okumaya yönelik değil. Ben Farsça çok hani konuşamam da açıkçası. Hani onu ben yine söyleyeyim, Farsça bilmem, biliyorum diyemem ben. Metin iyi kötü edebiyat mezunu kadar okuyabilirim. Ama onun dışında İran'daki yönetmen tanıdıklarımdan, özellikle burada yine adını zikrediğim ileriki bölümlerinde de söyleyeceğim, Erdebili yönetmen Rıza Siyami'nin büyük yardımlarıyla metinlere ulaşabiliyorum ve temel kaynaklara ulaşabiliyorum. Bu anlamıyla tabii onlar da Azerbaycan bölgesinde olduğu için Kürt sineması için biraz daha benim için zor oldu. Biraz daha uğraştım ve yapabildiğim kadar biraz daha temel bir metin oluşturdum. Bu da yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 6 Word sayfasıydı. Kitapta işte daha büyük bir, biliyorsunuz işte 12-15 sayfalara kadar uzayacak bir bölüm oluşturdum. Onu daha kitaba ekleyemedim. Kitabımda genel olarak toparlarsam İran sinema tarihi, İranlı yönetmenler, İran filmlerinin kritikleri ve kavramsal yaklaşımlarla İran sineması üst başlığında olan bölümler var. Kavramsal yaklaşımlarda olan bölümlerden bahsetmiştim. Tabii kitaptan sonra yazdığım İran Kürt sineması da var. Onu artık gelecek inşallah kitabın yeni baskılarına koyabiliriz. Bunun dışında ben bu kitap ve kitabın dışında da Türkiye'de ve İran'da sinema nabında ne gibi çalışmalar yapıyorum, biraz bundan bahsetmek istiyorum aslında. Bunlardan, yani benim bu hikayeye nasıl başladığım biraz aslında bundan biraz bahsetmek istiyorum. Ben başka bir vesileyle, tabii İran sinemasını tabii ki sinema yazarı olarak takip ediyordum falan ama aslında bir edebiyat sempozyumu için İran'a gitmiştim. Orada da gittiğimde Erdebil'deydi bu, Şah İsmail üstüne bir sempozyumdu. Orada Türk romanındaki Şah İsmail romanlarını incelemiştim. Orada da anlatmıştım onu. Orada da bu vesileyle oradaki Erdebil'deki sinema çevreleriyle de tanışma fırsatım oldu. Ve orada bir yeni başlayan bir Türkçe film çekme halini gördüm ben. Özellikle o dönem kısa filmler vardı. Türkçe çekilmiş kısa filmler. Bana çok ilginç geldi. Yani Farsça'nın dışında Azerbaycan Türkçesiyle öz dillerinde, yani Azeri Türklerin, Azerbaycan Türklerinin, yani İran'daki Türklerin öz dillerinde film çekmeye başladıklarını gördüm ve beni çok heyecanlandırdı. Çok orijinal, güzel filmler de gördüm.
Sonra yaptığım benim namıma beni çok heyecanlandıran çalışmalardan biri. Bu filmler için Türkiye'de Malatya Film Festivali ile görüşme yapmam oldu. Malatya Film Festivali'nde bir küçük bölüm oluşturdum kuratör olarak. Ve orada 8 yönetmeni hem İran'dan fiziksel olarak da aldık. Malatya'ya getirdik. Onların 8 tane filmini gösterdik. Burada 8 filmi aldık. Bunlar kısa filmlerdi. Oynattık. Hem de üstüne de tabii ki Erdebilli yönetmen çok da bu işlerde yani İran'daki Türkçe film akımının önüne yerlemesi için çok çalışan Rıza Sihan Bey ile beraber yönetmenlerin filmlerini oynattık ve sonra da bir oturum da yaptık. Bunları yönetmenleri çağırdık, Malatya'da ağırladık. Nasıl film çekiyorlar, neler çektiler, onları da hem Türkiye'deki bir sinema hani festival atmosferini taşımalarını, hani görmelerini sağlamaya çalıştık. Bu anlamda bir şey yaptık, çalışma yaptık. Malatya Film Festivali 7.siydi 2017'de. İran sinemasının Türkiye'deki tanınması namına aslında yaptığım ilk çalışmalardan biri bu diyebilirim. Kitabı o zaman daha yayınlamamıştım. Daha sonra, bir yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daha da genişine, bu kez orada sinema yazarı İhsan Kabil Bey bana yardımcı oldu. Beraber organize ettik. O dönem Büyükşehir Belediyesi ile görüştü ve beni daha kapsamlı bir şey oluşturduk bir yıl sonra. Bu da işte 4 gün, 5 gün süren bir İran film günleriydi. İran'dan Türkçe film günleriydi. Burada bir güzellik daha yaptık. Bir fotoğraf sergisi de oluşturduk. İran'ın o bölgesinden, yani İran-Azerbaycan bölgesinden çekilmiş, Erdebil'den, Tebriz'den, Urumiye'den çekilmiş fotoğraflardan da bir fuaye alanında, sinemanın fuaye alanında bir sergi de oluşturduk. Çok güzel, ben çok yani içinde olmaktan çok mutluluk duyduğum bir şeydi. Çünkü ne yazık ki çok yakın da olsak aslında çok da uzağız. Bu uzaklığı bir şekilde sanatın verdiği yakınlıkla biraz daha yakınlaşmamız lazım. Aynı dili konuşan insanlarız nihayetinde. Burada hem üstüne bir de söyleşi yaptık. Bu çok da şeydi, yani kalabalık, ilgi gören bir etkinlik oldu bu. Bunun dışında işte her gün böyle 4-5 filmin oynadığı, hem kısa filmlerin çekilmiş 4-5 uzun film vardı o güne kadar. Onların da gösterildiği bir festival, film günü oldu. Bir panel de yaptık. Bu panelde de hem İhsan Bey, hem Kamil Bey, Kamil Engin, hem de Rıza Siyami beraber oturduk. İran'daki Türkçe filmin durumu nedir? Biraz bunu konuştuk. Bu da benim açımdan tarihi bir çalışmaydı. Çünkü ilk defa yapılıyordu. Bu da İran'daki, Türkçedeki İran sinemasının Türkçe çekilen filmlerinin tanınması anlamında benim nazarımda, benim hani içinde olmaktan naçiz mutlu olduğum çalışmalardan biriydi. Bu çalışmayı yaptığımda herhalde kitap çıkmış mıydı onu da tam hatırlamıyorum. Bir bakayım şeyine, yılına bakarsak. Evet, kitabı daha çıkarmamıştım. Son hazırlıkları yapıyorduk daha. Onun dışında tabii hem Türkiye'de hem İran'da hem de Azerbaycan'da haber oldu. Bir sürü yerde haberleri çıktı. Bir farkındalık oluşmasını sağladı. Daha sonra tabii çekilen filmler var. Onlara da geleceğim. Uzun metraj filmler artmaya başladı. Burada o dönem bizim ağırladığımız Reza Cemali ya da bunun dışında İsmail Musif, mesela onlar kısa filmler çekmişlerdi o dönem. Artık 2009 olduğunda onlar uzun metraj filmleri çektiler. Türkçe uzun metraj filmler oldu. Ölemeyen Yaşlılar ve Kömür gibi filmler. Bunlar sonra Türkiye'de daha geniş bir alana yayıldı. Mesela TRT2'de bunlar oynatıldı, gösterildi. Yani bir gelişme görüyoruz burada artık. Ben de bu gelişmenin ilk böyle daha doğum sancılarına ortak olmaktan çok mutlu oldum. Mümkün mertebe elimden geldiğince onları burada tanıtmaya çalıştım. Bir anlamıyla yaptığım, yani benim kendi namıma yaptığım sinema namına, İran sineması namına yaptığım çalışmalar ne diyecek olsanız ben bunu söyleyebilirim mutlulukla. Bunun dışında tabii sadece İran'daki Türkçe filmler için değil, genel olarak da İran Film Günleri organizasyonlarına da yer almaya çalıştım. Konsolosluğun, İran'ın Türkiye'deki konsolosluğunun organize ettiği bir İran Film Günleri vardı. Onu da ben tanıtmaya, yardımcı olmaya çalıştım. Orada filmlerin gösterilmesi ve işte bir konferans organizasyonu da yaptık. Böylece her yıl mümkün mertebe İran sinemasının Türkiye'de tanınması için neler yapabiliriz, ne gibi çalışmalar olabilir üstünde durmaya çalıştım. Bunun dışında bir de tabii bu Türkiye'deki yaptıklarım, bir de İran'da da ben gidip gelmeye başlayınca artık orada bazı şeyler yapmaya başladık. Bunlardan biri de beni festivallere çağırmaya başlayınca hem oradaki sinema üstüne, yani benim İran sineması üstüne hani görüşlerimi anlatmaya başladım. Bunun dışında bir de
Türkiye'deki sinemayı İran'da tanıtmaya yönelik çalışmalar yapmaya başladık. Yani Türkiye'deki sinemanın atmosferi nedir? Türkiye'de nasıl film çekilir? Mesela ortak yapımlar çok konuşuluyor, çok soruluyordu gittiğimde. Onun dışında Türkiye'de hangi yönetmenler var? Mesela ilk gittiğimde ben, ilk gittiğimde Yol filminin gösterimini yap. Mesela Umut filmini göstermiştik Erdebil'de. Hem İran sinemasını konuştuk, hem Türk sinemasını konuştuk, hem de Yılmaz Güney'in Umut filmini gösterdik. Onun dışında beni kısa film festivaline davet ettiler. Orada Türkiye sinemasını, Türkiye'deki sinema atmosferini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sonra 2009'da ki film festivalinde benim kitabım çıkmıştı o zaman, Fecir Film Festivali'ne davet ettiler. O yıl da İslam devriminin 40. yılıydı. Dünyanın farklı yerlerinden gelen İran sineması uzmanlarıyla beraber herkes kendi meşrebince bu 40 yıllık dönemde İran sinemasının durumu nedir? En azından ben Türkiye'den baktığımda ve Türkiye'deki izleyiciler namına İran sinemasını nasıl görüyoruz? Biraz onu anlatmaya çalıştım. Bunun dışında birkaç konferans verdim orada. Bunlardan biri de Türkiye'deki film destekleriyle ilgiliydi. Türkiye'de nasıl film çekiliyor? Türkiye'deki filmin ekonomik durumları neler? Kültür Bakanlığı nasıl destekliyor filmleri? Ne kadar bütçelendirme var? Yani kaç film destekleniyor yılda? Biraz onlar da, İran'daki sinemacılar da biraz bunları merak ediyor. Biraz onlardan bahsettim. Biraz böyle hazırlandım. Hangi filmler ne kadar desteklenmiş? Kaç film çekiliyor Türkiye'de? Kaç sinema var? Biraz bunları da orada anlattım. Bunun dışında oradaki üniversiteye davet etmişlerdi. Biraz kitabı kritik ettik orada. Yani kitabı anlattım burada anlattığım gibi. Onlar da buna dair sorular sordular. Ne gibi bakış açıları var, hangi yönetmenleri takip ediyorsun diye. Biraz burada da bunun çerçevesini çizmeye çalıştım. 2019'daki Fecir Film Festivali'nde. Tabii sonra araya pandemi girdiği için yapılamadı 2020'de. 2021'in belki Haziran ayında yapılacak. Oradaki yani sağlık koşulları buna el verirse ben gitmeyi istiyorum tabii festivale. Oldukça önemli bir deneyimdi benim açımdan da. Eğer ortam oluşursa oradaki yeni Fecir Film Festivali'ni de takip edeceğim. Bunun dışında kitabı çıkardıktan sonra da bir takım çalışmaların içine girdim Türkiye'de. Ve çok da yapılmayan bir şey yapmaya çalıştım ve bayağı dolaşmaya başladım ülkeyi kitapla beraber. Sanırım bir sinema kitabıyla yapılan en fazla sayıdaki imza günü yapmış olabilirim. Hem İstanbul'da bir kitap buluşması gerçekleştirdik. Ankara'da, Malatya'da, Van'da, İstanbul'un farklı zamanlarında, farklı yerlerinde yaklaşık 10'dan fazla buluşma gerçekleştirdim bu kitapla beraber. Ve İran sinemasının üstünde durduk ve İran sinemasını anlatmaya çalıştım kitapla beraber. Bu da Türkiye'deki İran sinemasını biraz daha bilinçli olarak izleyelim, biraz daha derli toplu bir biçimde görmeye yönelik bir çalışmanın içinde yer aldım. Ben şimdi düşünüyorum, genel olarak bu birkaç yıl içinde yaptıklarım, İran sineması namına yaptıklarım bunlardan ibaret. Tabii bunun sonu yok. Dediğim gibi ben biraz daha gidip gelirsem, biraz daha öğrenirsem hem Türkiye'deki sinema atmosferini İran'a biraz daha tanıtabilirim. Belki İran'da yeni çıkan akımları da, İran'daki sinema kültürünü de, hani birbirimize iki ülkenin deneyimlerini nasıl aktarabiliriz? İki ülkenin deneyimleri birbirlerini nasıl daha fazla besleyebilir? Buna dair ben de kafa yoruyorum. Ben de buna dair çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Genel olarak çerçeveyi bu şekilde çizebilirim.